Hepinize merhaba, ben Mert. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü umarım şu an ses iyi geliyordur. Saat 10.50, yani 22.50, 11 diyelim. Eskişehir'deyim, neden geldim? Zahire'ye geldim tabii ki. Ve biraz böyle kafamı dağıtmak için, dolaşmak için, hava değişikliği olsun diye geldim ve kendime Zahire'ye gidip sonunda görmek ödülünü verdim. Geçen yıl gitmek istiyordum. Üniversiteyi sınavı olmadığı için gidemedim. Bu sene oldu, şu anlık sonuç neresi gelecek bilmiyorum. Tercihleri yaptım, şu an kafam çok rahat. İstediği yer gelsin. Hani her gelen yere şeyim, razıyım. Bir de şu an umarım netliyordur ve görüntü güzeldir. Bulunduğum odanın ışığı kamera çekimine göre, hani video çekimine göre çok iyi değil. Biraz nasıl desem, böyle basık bir ışık şeyi var, havası var. Ama banyodaki led var bir tane, o çok güzel de banyoda da çekmeyeyim dedim. 2 gün kalacağım, aslında 3 gün kalacağım da, bir günün yarım ve yarım olarak, hani bugün akşam geldim, 2'de otobüse bindim kendi şehrimden. 6.30'da Eskişehir terminaldeydim, 7'de de şu an bulunduğum otele yerleştim. Ne yaptım bugün? İşte bunları yaptım. 7'den sonra şöyle bir çıktım. 9.30'a kadar bir dolaştım etrafı. Yemek yedim. AVM vardı yakında. Oraya bir gittim. Neler var falan baktım. Rotamı çizdim. Şu an şuraya büyük ihtimal koyarım. Zahiri tam 3.5 kilometre falan uzaklıktaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten doğrusu şu an şurada yazıyordur. Yarın sabah kahvaltımı edip oraya gideceğim. Böyle bir vlog olacak. Kanalda ilk vlog diyebiliriz. Asıl vlog hani budur. Böyle al gittiğin yeri gez göster falan filandır bence. Hani daha önceden 2 tane vlog çekmişliğim var ve ikisi de bence çok güzel ve çok başarılı vloglardı. Kanalda, şu an hiç kanalda çekmedim ama hani eski kanalımı bulup izleyebiliyorsanız izleyin. Adını söylemeyeceğim. Bu da böyle bir easter egg olsun. Allah bir şey olur. Arkadan sesler geliyor mu bilmiyorum da baya merkezi bir yerdeyim. Hani ne oluyor lan? Korktum. Neyse. Şöyle şunu göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Çok uzun bir yolculuk olacağı için haşı aldım yanıma. Bayağı bir okudum yarısına kadar. 2 tane film izledim. Pardon, 1,5 film izledim. Fena değildi yani. Uzun bir yoldu. Sadece yoruldum. Dediğim gibi yarın Zahire'ye gidiyorum. Büyük ihtimal siz 2 saniye sonra benim yolda olacak halimi göreceksiniz. O yüzden geçelim. Bak şimdi bu karşısı Espark. Böyle alışveriş merkezi. Arkası, yine ben video açtığım için coştu tabi. Ön kameraya çeviremiyoruz, hayret. Şimdi Zahire'ye gidiyorum. Burada olduğumu bilmiyorlar. Bakalım, şöyle tutayım. Bakayım nasıl bir tepki olacak. Sürpriz yapacağım. Tabi gidip de bakıyoruz, dükkan açık değilmiş falan filan. Güzel olur aslında öyle olsa da. Böyle her yerden tramvay geçiyor bak. Şöyle. Güzel küçücük bir şey yapmışlar. Beğendim. Şehir çok güzel ya. Bütün herkes genç. Hani öğrenci şehri diyorlar ya, harbiden öyle. O yüzden keşke burada okusaydım, okuyabilseydim diyordum. Ama bakalım, belki burada okurum, belli olmaz. Bak bir tane daha geçiyor. Otelden bayağı bir gittim şu an. Bir kilometre falan gitmişimdir. Bir de bak şöyle direkler var 2 tane. Onların anlamı falan var mı ki bilmiyorum. Hiç de sormadım. AVM'nin önünde de var, arkasında da var bak şu direklerden. Neyse. Biraz daha ilerleyince görüşürüz. Bak gölge buldum şöyle. Bak bunu diyordum, böyle uzuyor bir baca gibi. Far Cry 3'te var böyle baca. Demin o size gösterdiğim yoldan gitmiyorum şu an. Böyle bir alternatif yol buldu. Bir 10 dakika falan daha kısa böyle. Oradan gidiyorum, dönüşte gösterdiğim yoldan gideceğim. Şu an gittiğim yolda gösteriyorum, bu şurada bir yerde falan. Hadi. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Korktu ya. Salak. Değişik bir kedi. Gözüktüm bilmem de. Şimdi şeye geldik. Porsuk çayına geldim.
Bak şurada köprü möprü var yeşil. Orası Torsuk çayının köprüsü herhalde. Harita öyle diyordu bana. Oğlum bu şehir hala ölmemiş. Bakın. Şehrin birçok noktasında böyle yeşillikler var. Şu an çantamdaki tripodu almaya üşendiğim için kendimi çekemiyorum. Evet, durum bu. Bak böyle gidiyor. Bak gördün mü? Şurada bir tane daha tepki var. Neyse hadi yola devam. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. 20 dakika falan varmış. Şöyle diyor. Böyle bir 5-10 dakika kala bir YouTube'dan veya Facebook'tan, Instagram'da olabilir. Canlı yayın açmayı planlıyorum. Hani ne oluyor falan. Belki de bir şey anlarsınız. Zaten şu an bu videoyu izliyorsanız çoktan Düzce'ye dönmüşümdür. İşte canlı yayını falan belki izlemiş bile olabilirsiniz. Hadi. Canlı yayına kadar belki değişik bir şeyler görürsem çekerim. Bu arada aynı zamanda hem kamerayı deneme fırsatı oldu benim için. Yeni telefon, pardon. Bence şu an güzel bir görüntü ama bilmiyorum. Ses de umarım iyi gelir. Bir saattir mikrofonla taktım şuraya. Boşu konuşmuyorumdur. Herhalde sabah diye çok boş buralar, sokaklar. Bak göstereyim diyecektim de bak yine dedeler gibi oldum. Böyle niye ön kamera arkaya geçemiyorum ya? Neyse şu an onu göremiyorum veya çözememiş de olabilirim. Bir bakayım bu ne? Valla bir tuşa basıyorum ama bir şey olduğunu zannetmiyorum. Neyse şimdi yaklaştıkça... Uy terledim ha. Böyle farklı bir şeyler görürsem çekeceğim yine. Hadi bu arada az önce denediğim tuş fotoğrafmış. Video esnasında fotoğraf çekiyormuş. Beyaz bir tane yuvarlak iPhone aldım. iPhone vardı eskiden de hani kamera böyle değildi. Neyse şu an görüntü net gibi. Hadi geçtik yine. Böyle çok geçmeli oldu bu videolar ama bakalım. Bak Atatürk stadına geldim. Eskişehir Atatürk stadı galiba. Aynen ilk stat bu. Yenisi değil. Yenisi açıldı mı onu da bilmiyorum ama açılmıştı galiba. Bilet kuyruğu. Herhalde şu arkamdaki kuyruk Süper Lig'in ilk maçının kuyruğu büyük ihtimal. Ne zaman açılıyor? 2 hafta sonra falan mı? Tam bilmiyorum. Nasıl diyeyim? Böyle bir 15 dakika, 10 dakika falan herhalde kalmıştır. Bakmadım. Hadi kapatıp bakıyorum. Ha dur. Bak yeni olimpik stat diyor galiba. Alt stadın etrafından dolaşıyorum.
tehlikeli işler peşinde. Çık çık. Işık ters ama olsun. Git git azıcık daha git. Gidemedi. Hani Süpermen cesareti nerede? Yürü. Ördekten mi korktun? Ama güzel yapmışlar ya. Yeni falan görsen her şey deyince sahip olamıyor. Ve... Ayağın kayar. Batman ile Süpermen arasında şu an. Ayağın falan kayarsa gidersin ya. Bence gitme. Su alıyor bak yavaştan. Bir video uğruna ne kahramanlar batmıştı. Zaten çok da gözükmüyor. Tam bir Batman oldu şu an. O ters çık ya. Aynen. Ama sen fark etmiyorsun. Onu emrediği altını unut. Şimdi neredeyim? Canlı yayında mı göstermiştim? Videoda mı çektim bilmiyorum. Şurada şöyle stat var. Şurada bir arada eski stat. Bütün gün Zahir ile birlikteydim. Emre abiyle. Öyle yani. Hani bayağı güzel çekimler yaptık. Hiç aklımda olmayan birkaç video çektik. Bayağı da içerik çıktı. Çok yararlı bir gün oldu bugün. Hem benim için hem kanal için. Bir tane alışveriş de yaptım. Hani ekstra bir kutu açılışı bile olabilir. Hani büyük ihtimal şunu izlediğinizde şimdi söyleyeceğim şeyi yapmış oluruz ama hani abonelikler için belki kalma süremi uzatabilirim. 2-3 gün sonra abonelikler gelecekmiş çünkü. Şöyle tutayım. Hani onları da hem Zahir'in şeyinde yapmışızdır zaten. Kanalında kaldıysam ben. Birlikte bakmışızdır yeni aboneliklere. Öyle. Güzel şeyler aldım ha, değişik değişik. Uğramanızı tavsiye ediyorum. Zaten stat şuradaymış. Ha, gözüktüm bilmiyorum. O kadar işte. Şimdi bir yoruldum bayağı, bir terledim falan. Sırtımda da bayağı dolu bir çanta var şöyle. Otele doğru seyir halindeyim. Yine aynı yol üstünden gidiyorum. Diğer yolu bilmiyorum. O yüzden yine kısa yolu seçtim. Birkaç bir şey alacağım var markette. Onları alıp otele geçeceğim. Zaten hani otele geçince de bir şey çekerim. Devam videosu çekerim. Böyle uzun bir vlog oluyor sanırım bu. Hiçbir fikrim yok. Görüntüleri birleştirince bakalım ne kadar olacak. Neresinde mesela kaldım. Şu an ikinci günüm bitecek. Yani saat 11.30-12 falan. Bugün Zahire'ye gittim. Mükemmel insanlar, mükemmel bir dükkan. Hani sağ olsunlar, çok çok güzel bir gün geçirdiler bana. Hani benimle ilgilenmeleri olsun, misafirperverlikleri olsun. Hani bayağı fazla çok iyi ilgilendiler. Bir şeyler aldım oradan. Hani şu an bu vlogta göstermeyeceğim tabii ki. Bu çünkü vlog. Şöyle temiz kutuyu göstereyim. İçi boş. Yatakta şu an serdim böyle. Bir bakıyorum güzelliklerine. Güzel böyle birkaç parça buldum. Zaten az çok canlı yayından da ne aldığımı tahmin ediyor olabilirsiniz. Sonra sürpriz. Bir tane çıldır kardeşin evine gittik. Evine davet ettiler beni. Neden gittik? Hiç aklımda yoktu ama hani çizgi roman koleksiyonu da hani göstereyim, videoyu da çek dedi. Çok mutlu oldum. Gittik. Çok güzel ailesi var falan. Çok beğendim yani. Çok iyi insanlar harbiden. İnternette tanıştığım ve sonradan görüp tanıştığım bayağı az insan var ve bunlar çıldırlar. Çok iyi insanlar tekrardan. Koleksiyon videosu çektik. Ne zaman yayında olur bilmiyorum. Büyük ihtimal ilk bu vlog yayında olur. Hani öyle, şu an bir kafamda bir sıralama yok. İkinci günün akşamında, bir de spoiler vermeyeyim, yine koleksiyondan çektiğimiz Çıldır kardeşin bana çok güzel hediyeleri oldu. Dükkanda bir şeyler alırken şey dedim. Abi bana DC önersen dedim. Bir tane DC öner alacağım dedim. Green Lantern'lara zaten başlamak istiyordum onların sayesinde ama nasıl diyeyim, hani nasip olmamıştı. Gittim. Baktık bütün dükkanı aradık. Onun söylediği kısa bir hikaye vardı. Bu siyahi lantern var ya, adını bilmiyorum. Justice League Animated serisi de vardı eskiden hani o.
Hal Jordan değil. Onu seviyordum ben. Hani onun da olduğu kısa böyle güzel bir seri vardı ama dükkanda hani bulamadık tam setini. İlk sayısını bulduk sadece. O yüzden onu almadım. Evine gittiğimizde de şimdi göstereceğim. Bana çok güzel hediyeleri oldu kendisinin. Hani buradan da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Zamanında kendisi ilk önce ciltlerini almış. Sonra fasiküllerini toplamış ve dedi sana bunları vereyim ben. Çok mutlu oldum. Hani nasıl diyeyim, bayağı sevdim ya. Hani bu arada Green Lantern'a başlamak için de uygun bir ciltmiş anladığım kadarıyla. 3 cilt verdi. 3 tane İngilizce DC cildi. İlkinin kapağı yok. Büyük ihtimal yırtık. Evet, yırtılmış. Great neydi bu? Şöyle göstereyim. Hani bu ilk cildi. Ne kadar belli olduğu bilmiyorum ama hani şey hariç çizimleri çok hoş. Green Lanterns ve diğer DC üyeleri de mevcut. Nasıl bir hikaye hiç bilmiyorum. Çok önerdi ama. Bunun ilk cildi böyle. Bu ikinci cildin sapasağlam, tertemiz kullanılmış. Hani baya güzel yani. Acayip beğendim. Şöyle birkaç çizim de göstereyim size. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Heh, gözüküyor galiba. Oo, bak bu ne? Neydi bu? Justice League fragmanındaki gönderme. Bardaktaki gönderme bu simgeymiş. Brightest Day Vol 2 bu. Bir de bunun üçüncü cildi. Galiba 3 ciltlik bir hikayeymiş. Onu da şöyle göstereyim. Arkası da çok güzel. Hani çok teşekkür ediyorum ya. Hani bayağı güzel oldu bu benim için. Bunun incelemesini çeker miyim? Çekmeyi düşünüyorum aslında. Oo, içine bakmamıştım ama. Şunlar çok güzel sayfalar. Hani baya baya bir çoğu DC bir şeyi var. Karakteri var. Ana karakterler açısından. Martian Manhunter'ı görüyorum. Böyle güzel 3 tane cilt hediye etti bana. Tekrar teşekkür ediyorum yani. Ne kadar teşekkür etsem az. İlk cildi almayayım elime. Sayfasının böyle bir kopma ihtimali var. İçim gider. Çok güzel yani. Hani başka ne yaptım bugün? Bugün aslında full çıldır kardeşlerleydik. Dediğim gibi dükkana gittim. Bütün gün hemen hemen oradan geçirdik. Oradan çıktık. Böyle yeşillikli çok güzel bir parka gittik. Parkın ismini unuttum şu an. Eskişehir'in meşhur neydi, ne böreğiydi? Çi börek. Heh, çi böreğini tattırdılar bana. Çok beğendim. Biraz yağlı ama cidden hani güzeldi. Ve şehir mükemmel arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Çok iyi. Hani hele öğrenci olacak, okumak için geleceksin, süper. Ben şu an puanım yetmiyor buraya. Fakat çok istemediğim bir yere yerleşirsem, hani buradaki üniversiteler geçmek için baya ilk sene çok çalışmam gerekecek. Çünkü ben buraya bayıldım. Hani her şey var. Hatta fazlası bile var. Çok memnun kaldım şu 2 günde. Daha bakalım. Önümüzde birkaç gün daha var. Öyle yani. Bugün çekim yaptık full. Hatta bu video şu an telefondan yapıyorum. Çekim yaptığımız benim kameranın iki pilini de şarjını bitirdik bugün. Bayağı uzun uzun bir sürü video çekti. Ya yalan atmayayım, 3-4 saatlik video çıkmış olabilir. Hani 4 biraz çok da 2-3 saatlik video çıkmıştır diye düşünüyorum. Hiç bakmadım şu an ama bir de inşallah mikrofonda seste falan bir problem olmamıştır. İmkanlar kısıtlı biliyorsunuz. Yaka mikrofonuyla falan videoları çıkarım zaten. Hani böyle ikinci gün akşamı da bunları anlatayım dedim. Arkadaşlar zor durumdayım. Niye böyle dedim? Niye böyle dedim la? Unuttum vallahi ya. Niye bir şey için zor durumdaydım ben? Hatırladım. İkinci gününde Zahiriye giderken ve bütün işlerim bittikten sonra akşamüstü otele dönerken 2 tane ilk defa canlı yayın yaptık kanalda. İlk 20, ikincisi 30 dakikalık bir canlı yayın. 50 dakika hiç şey yapmadan, neredeyse susmadan, bir ara sustum. Yoruldum çünkü. Canlı yayın yaptık. Hani onlar şu an kanalda var. Attım direkt zaten. Dolayısıyla hani bir de bu hafta değil şu an. Şu an bu hafta da siz bunu izlerken geçen hafta olacak. San Diego Comic Con fragmanlarını da evde upload edemedim. Onlar da buraya otele geldiğinde akşamları, geçen akşam ilk gün akşamı upload ettim hepsini. Hani
Bunlardan dolayı ayın 25'inde yenilenmiş paketim ayın 26'sında bitti. 5 GB bir paket vardı zaten. Bitti. Hani zaten bundan sonraki günlerde ben şey yapamayacağım. Canlı yayın açamayacağım. Onu bir söyleyeyim diyecektim zaten ama şu an açamamışımdır zaten. Hani anca işte zahirde açarsak falan olur. Bir ihtimal yeni aboneliklere denk gelme şansım var. Öyle olursa zaten nasıl diyeyim? Zahirde izlemişsinizdir büyük ihtimal veya şu an falan varsa izleyebilirsiniz. Öyle yani hani. Bakayım başka bir şey var mı? Yok. Ben bayağı memnun kaldım. Bunda da şu mikrofondan konuşuyorum. Adam akıllı ses alsın diye. Bu kadar. 8,5 dakika falan oldu. Ben bunu kırparım büyük ihtimal. Ben bayağı memnun kaldım. Yarınki planımdan da az çok bahsedeyim. Öğlen gibi çıkarım Zahire'ye doğru yine. Bir tane bir video daha çekmek istiyorum. Birkaç video daha. Hani bu akşamdan her şeyimi yine şarj edeceğim. Hani birkaç bomba videolar geliyor zaten. Onun gelmiş de olabilir. Çok güzel videolar çektik. O kadar. Çok uzattım videoyu. Diğer günde görüşürüz. Merhaba şimdi. Çok acil bir şey oldu. Hani normalde cuma günü yani yarın bu otelden çıkış yapacaktım. Fakat uzatma kararı almıştım bildiğiniz gibi. Pazar gününe çıkacaktım. Fakat bulunduğum oda ve otelde boş yer kalmamış. Hemen böyle bir sapıttım bir 5-10 dakika. Sonra hemen bir internetten baktım. Buradan yarın başka bir otele, daha merkezi, Zahire'ye daha yakın bir otele geçeceğim. Hani daha da ucuza bir şeyler buldum. Bakalım nasıl çıkacak. Hani uyuyacak yer olsun yeter diyorum. Normalde çok farklı şeyler anlatacaktım bu geceki vlogda. Fakat böyle bir dakikalık, iki dakikalık bir video olacak. Hani yoruldum. Şu an Fenerbahçe maçı var. 2-1 yeniyor. İzleyemiyorum ama olsun. Helal olsun. Yarın hani bayağı günün ilk saatleri zorlu geçecek benim için. Bugünlük böyle. Babamız bize 2000 lira kazandırır. Eğer anneannemiz... Bence Spider-Man. Tamı tamına... Bakın televizyonda bile sinyal gitti ve bakın dışarısı yine hani yine değil de şey İstanbul o kadar olmasa da bayağı bir hani şu an yağış başladı Eskişehir'de şu an biraz azaldı aslında şöyle göstereyim pek gözükmüyor olabilir ama şimşek çaktı. Televizyonda böyle arada bir geliyor işte. Şimdi yine otele geçtim şu an. Yine oteldeyim. Daha ucuz, daha küçük. Daha bir şey böyle ama arkası gözükmüyor ya. Yağmur yağıyor. Ters ışık oldu. Şöyle. Böyle. Hani eski şeyi Zahire daha yakın bir otel. Ama yağmurlu. Hem de bayağı bir yağmur yağıyor. 3'e 4'e kadar bir yağmur gözüküyor. Ben de böyle otelde dolaşayım. Orada dolaşayım. Öyle yani size şöyle bir haber izleteyim. Aykut Hoca var mı? Evet. Hani bugün zaten onların biraz işleri falan varmış. Erken gelmediler geleceksen. Facebook'tan görmüş olabilirsiniz de. Hani yağmur durursa böyle bir 3-4'ten sonra belki çıkarım. Ama şu an hiçbir yere çıkamıyorum. Üstüme bir şey aldım ama altım kapri kısa. Hani pantolon almadım nedense. Çünkü güneşli gözüküyordu. Neyse bakalım. Zor şartlardayım arkadaşlar. Kapana kısıldım. Instagram sayfasına özel içerik adlı hikayeyi izlediyseniz, gördüyseniz onunla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Şöyle saçımı biraz düzelteyim. Bayağı güzel şeyler olacak gibi. Hani bayağı yoğun çalışıyorum onun üstünde. Devam hani. Şu an son gündeyim. Hani
pazar bugün. Akşama doğru döneceğim kendi şehrime. Dün ve dünden önceki gece video çekemedim diye hatırlıyorum. Neden? Hemen açıklayayım. Acayip yoruldum. Çok çalıştık. Hem zahirde hem de ben her yeri yürüyerek gidiyorum. Bilerek hem spor olsun. Aşırı yoruluyordum. Hani yatıyordum, kafayı yatıyordum böyle. Uykum falan geliyordu. Şu an zaten hala uykum var. Kamerayı bile zor tutuyorum. Gözümden falan belirdi zaten yoğun. Çok güzel bir hafta geçirdik diyebilirim. Hani çok süper insanlar, tekrardan söyleyeyim. Kendi evlerine kapılarını açtılar bana. Kasada duruyordum. Bazı ikramiyetçiler. Yani bayağı memnun kaldım açıkçası. Hani kendi evimdeymiş gibi hissettirdiler bana. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ve hani gittiğimde planladığımın dışında da bir sürü video içeriği çıkarmamda onlar da yardımcı oldu. Yeni fikirler paylaştık birbirlerimize. Çok güzel muhabbetler geçti. Ben çok mutlu oldum. Bir de dün zahirde iki kişi kalmıştık. Emre abi ve ben. Emre abi yukarıda yeni gelen husküllerin sayımını yapıyordu. Oraya geçeyim. Ben de dükkan boş kalmasın diye alt katta bir tane arkadaş geldi. Kapıyı bir açtı. Mert abi böyle koştu, sarıldı falan. Fotoğraf çekindik. Hep garip oldu. Güzeldi. Hoşuma da gitti. Bunu izliyorsa adını unuttum. Çok üzgünüm. Bayağı yorgunluktan çok karıştı kafam işte. Adını unuttum. O çektiğim fotoğrafı ve kendi ismini hani büyük bir Facebook hesabından yaparsın. Sayfa yollamanı istiyorum. Hani ilk olduğum için farklı bir yerim var sende. Çok da güzel resimleri var arkadaşın. Telefonla açıp gösterdi bana. Böyle yani saat 10.30 herhalde bir öğleden sonra falan çıkacağım diyorlar. Ay elim yoruldu. Halim hiç kalmadı. Çok yoğun bir hafta bekliyor. Hadi geçtik.